İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Paris Heruni'nin adını taşıyan caddenin açılış töreni gerçekleşti. Batı Ermenistan evlatları Erik Gevorkyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Avrupa Birliği inceleme heyeti 27-29 Kasım tarihleri arasında Doğu Ermenistan'a gelecek. Ermeni kimliği. Kültürel soykırım. Batı Ermenistan Televizyonu Westen Armenia TV'yi destekleyelim. Ermenilerin en büyük insanı, radyofizikçi, armenolog ve büyük şahsiyet Paris Heruni'nin adını taşıyan sokağın açılış töreni, 25 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti. Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan ve Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Nelli Harunyan'ın temsil ettiği Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin de davet edildiği törene Paris herününün yandaşları olan bilim insanları, kamu politikacıları, iş arkadaşları ve aile bireyleri katıldı. Heruni hiçbir engel karşısında pes etmeyen, kendisine açılan yolda kararlılıkla yürüyen ender insanlardan biridir. Bu çok zor ama aynı zamanda da çok minnet dolu bir görevdir. Törene katılanlar, bilim insanı Paris Heruni'nin bilimsel katkısını şu şekilde çok detaylı bir şekilde anlattılar. Paris Heruni'nin damarlarında dünyanın kanının aktığını da belirtelim tıpkı hepimizin onun durumunda hacınlıların kanının olduğu gibi. Heruni kendilerine atılan taşları toplayan ve daha sonra bu taşları temel taşlar haline getiren şahsiyetlerden biriydi. Tanrı bu tür insanlara işlerine karşı büyük bir inanç ve bu işi gerçekleştirme konusunda güçlü bir yetenek verir. Ermeni milleti her alanda Ermeni genini sürdüren bu tür adanmışlardan oluşan güçlü bir orduyu hediye olarak aldı. Bu adanmışlar arasında Bosnuba'nın çalışmalarını 20 yılı aşkın süredir hiçbir engelle karşılaşmadan sürdüren Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Kaprahamyan'ın temsil ettiği Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları da var yalnızca güçlü bir ulusal devletin bilimsel ve siyasi potansiyelini doğru bir şekilde değerlendirip atalarımızın bıraktığı mirasa ve onların asil ismine yakışan güçlü bir devlet inşa edebileceğini biliyoruz. Batı Ermenistan'ın evlatları Termen Erik Gevorkyan 2 Ağustos 1997'de Yerevan'da doğdu. Bir kız kardeşi var. Yerevan Krikor Zohrab adını taşıyan 97 nolu okulda okudu ve mezun oldu. Her zaman iyi davranışları ve akademik gelişimiyle ön plana çıktı. Okulun yanı sıra programlama eğitimi de aldı. 8. sınıftan itibaren aktif olarak eğitim gördü. Daha sonra bu meslekte çeşitli kurum ve kişilerle çalıştı. Okulun yanı sıra jimnastik, boks ve yüzmeyle de uğraştı. Çok az boş vakti vardı. Yüzme yarışmalarında çoğunlukla en üst seviyede olmak üzere her zaman podyumda yer aldı. Doğu Ermenistan yüzme şampiyonasını, Gümrü Belediye Başkanı kupasını, Neptün Spor okulunu ve diğer birçok şampiyonluğu kazandı. Tüm yüzme egzersizlerinde mükemmel sonuçlar gösterdi. Aynı zamanda Erik okumayı sevdiğinden çok okudu. Okuldan mezun olduktan sonra Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Fizik Fakültesine ücretsiz girdi. Bu onun hayallerinden biriydi. Kendisi de iş insanı olmak istiyordu. 26 Eylül'de gelip işlerini Yönetim Akademisinin yarı zamanlı eğitim bölümüne götürmesi gerekiyordu ama iki gün önce cepheye götürüldü. Onurum var programına katıldı üniversiteye paralel olarak Vazgen Sarkisyan Askeri Üniversitesi'nde okudu ve teğmen olarak askere alındı. D-30 obüs silahı hesaplamasının komutanıydı. İşinde mükemmeldi. Savaş sırasında arkadaşlarıyla birlikte daima aktif muharebe operasyonlarıyla meşgul oldular. Kendilerini askerliğe ve onun hizmetine adadılar. İlk günden itibaren zekasıyla öne çıktı ve savaş sırasında Batarya'nın kıdemli subayı görevlerini yerine getirdi. Hesaplamayı kendisi yaptı, silahların bakımını kendileri yaptılar. Erik belirlenen hedefleri mutlak bir doğrulukla vurdu ki bu o kadar kolay değildi. Bir sonraki savaş görevini aldıktan sonra hesaplamalar zaten yapıldığında topun ipini çekmeye tek başına gitti askerlerin kendisiyle gitmesini yasakladı. Muharebe görevini başarıyla tamamladıktan sonra mevzisine dönerken başından yaralanarak 8 Ekim'de hayatını kaybederken verdiği komuta sayesinde diğer askerlerin de hayatını kurtardı. Erik Gevorkyan şehadetinden sonra cesaret madalyası ile onurlandırıldı. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Westen Armenia TV, Ateşkes sonrasında Yerzinka'da yaşanan olaylara konu alan dizinin son dördüncü bölümünü sunuyor. Alınan birçok önleyici tedbire rağmen şehirdeki Ermeniler ile Türkler arasındaki ilişkiler gergindi. Askerler mevzilerini terk edip Yerzinka'ya dönerken Murat cepheye ilave kuvvetler gönderir herhangi bir anlaşmaya boyun eğmeyen, iyi silahlanmış ve düzenli olarak Ermeni köylerine saldıran Kürt aşiretleri Türk tehdidinden daha az tehlikeli değildi. Yerzinka bölgesinde ilk saldırı Zat köyündeki Ermeni mevzilerindeki muhafızlarına yapıldı. Bu sayının ateşkes ile ilgili olduğunu okuyucu ve dinleyicinin bilmesi gerektiğini belirtmemiz gerekir. Yazının tamamını Özbeklermenya TV'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Avrupa Birliği Heyetinin Doğu Ermenistan'daki Basın ve Bilgilendirme Ekibinin duyurduğuna göre Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluşan bir heyet Doğu Ermenistan'a 27-29 Kasım tarihleri arasında gelecek ziyaret sırasında Avrupa Birliği Doğu Ermenistan ilişkilerinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesinin olası yönleri ve Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği Doğu Ermenistan'ın tüm potansiyelini nasıl kullanabileceğinin değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Doğu Ermenistan ilişkileri çeşitli boyutlarda ele alınacak kapsamlı ve genişletilmiş ortaklık anlaşmasının bu ziyareti Avrupa Birliği-Doğu Ermenistan ilişkilerinin en iyi şekilde güçlendirilmesine yönelik seçeneklerin ana hatlarını çizmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi'nin 26 ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği tavsiye kararının uygulanması doğrultusunda gerçekleştirilmektedir ziyaret çerçevesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Birliği Dış Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in temsilcileri, Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi ve Avrupa Birliği temsilcileriyle birleşecek. Gelen heyet, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Örgütü ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle de görüşmelerde bulunacak ziyaretle bağlantılı olarak Avrupa Birliği ile Doğu Ermenistan Cumhuriyeti arasında yatırım koordinasyon platformunun başlatılacağı duyurulacak. Ermeni kimliği Ulusal değerler Her halkın aynası yarattığı değerlerdir. Ermeniler pek çok farklılığa rağmen sadece geleneklerini değil kimliklerini, kültürlerini, dinlerini ve dillerini de korumuşlardır. Ve yüzyıllar boyunca ulusal değer her şeyi aktarmayı başarmışlardır. Yazının icadı ulusal değerlerin korunmasında önemli rol oynamıştır. 405'ten çok önce Ermenilerin en önemli ulusal değerlerinden biri haline gelen kendilerine özgü alfabeleri zaten vardı. Avrupa'da yalnızca Ermeniler ve Gürcülerin kendi yazıları vardı. Geri kalan uluslar Latin veya Kril alfabesini kullanarak yazar. Ermeni dilinin ve kültürünün korunması, yazıların yaratılması sayesinde değerli hale geldi. Ermeniler kendi kültürel değerlerini Ermeni halısında da yaşatmışlardır. Halılar, tarihi Ermenistan'ın hemen hemen tüm illerinde yapılmıştır. 13. yüzyılın ünlü seyyahlarından Marco Polo, Küçük Ayka yaptığı gezi sırasında en zarif ve yüksek sanata sahip halıları Ermenilerin ve Rumların yaptığını anlatmıştı. Ulusal değerler listesinde ulusal kıyafet, kostüm önemli bir yere sahiptir. Halkın düşüncelerini ifade eder asırlık bir geçmişe sahip olması, çok lehçeli, dilimiz kadar zengin ve çeşitli olmasıyla sadece kimliğimizin ifade etmekle kalmamış, aynı zamanda bu kimliği koruyan güçlerden biri olmuştur. Ulusal kıyafetlerden bahsetmişken, ulusal değerler arasında ulusal şarkı ve dansları da ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ulusal dans, günlük yaşamın ve kutlamaların ayrılmaz bir parçası olan ulusun belki de en eşsiz ve ayırt edici kültürel unsurudur. İnsanların özelliklerinin, yaşam tarzının ve uygarlık düzeyinin önemli bir ifadesidir. Milletin değerlerinin bu listesi sonsuza kadar devam ettirilebilir. Çünkü Ermenilerin ulusal değerleri binlerce yıllık tarih ve geçmiş, yol, inanç, maddi ve manevi kültürel miraslarıdır. Kafkasya mirası izleme girişiminin yayınladığı uydu fotoğraflardan daha açıkça görüldüğü üzere işgal altındaki Şuşi kentinde inşaat çalışmaları sonucunda Şuşi kentindeki Merezot Asvazat'ın kilisesi kalıntıları zarar gördü. 3 Kasım 2023'te çekilen uydu fotoğraflarına göre Azerbaycan tarafı 2017 yılındaki katılarla açılmış olan kilisenin temel duvarları ve çevredeki tüm inşaat kalıntılarını 2021'den bu yana iş makineleri kullanarak kilisenin içine doldurduğu uydu fotoğrafları belgeliyor. Sürp Mehretsots Kilisesi 1838 yılında Mahdesi Hahumyans'ın finansmanıyla yaptırılmıştır. 1960'larda kilisenin büyük bir kısmı Bakü yetkilileri tarafından yıkıldı ve kilise uyarlanarak yazlık açık hava sinemasına dönüştürüldü. 1960'lı yıllardan itibaren Azerbaycan makamlarının Şuşi şehrinin kültürel mirasını aktif olarak kamulaştırmaya başladığını, şehrin kültürel imajını yapay olarak değiştirerek onu bir Azerbaycan kültür merkezi haline getirdiğini belirtmek gerekir. Bu politikanın bir sonucu olarak Şuşi şehrinin Ermeni mahallesi ve buradaki anıtlar Büyük zarar gördü. Özellikle Şuşi kentindeki Ammena Pırgiç Gazan Çetsoz katedrali olağanüstü hal altına alındı. Yeşil kilisesi maden suyu içme salonuna dönüştürüldü. Kusanans Manastırı ve Akuleçsoz Ammena Pırgiç kiliseleri ise tamamen yıkılıp yok edildi. Aynı yıllarda şehrin Ermeni mezarlığı Bakü yetkilileri tarafından tahrip edildi. Mehretots Kilisesi vakasında Azerbaycanlı yetkililer kilisenin duvarlarının büyük kısmını patlamalarla tahrip ederek korunmuş olan ve bir metreden yüksek olan temel duvarları da asfaltın altına alındı. 7 Aralık 2021'de Ermeni kiliselerinin yıkılması çağrıları yasaklandı. Azerbaycan, Ermeni kültürel mirasına karşı gerçekleştirilen vandalizm ve saygısızlık eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Her milletin kültürel değerlerine verilen zararın tüm insanlığın kültürel mirasına vurulmuş bir darbe olduğunu da ekleyelim. Çünkü her milletin küresel kültürel çeşitliliğe kendi katkısı vardır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız. Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Robert Amirhanyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Mer Hayrenik adlı eseri sunuyoruz. Yrazim yerkir hayrenik. Oksera chat uysatmet karkaro Երկիր Երածիմ երկիր հայրենի Օքսըը չա՝ սույսը մեծ քարքարոտ երկիր Ես մի Yes Eserin tamamını Batermanistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.